Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugün aslında insanlık için çok önemli bir konuya parmak basacağız. Konunun uzmanı tarafından tam bir işkolik aynı zamanda kendisi. Demo Fire yangın söndürme sistemleri sanayinden firma sahibimiz Sayın Fikret Kır konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Fikret Kır kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Ya evliyim. Üç çocuk babasıyım. Maşallah Allah bağışlasın. Ee, yani iş iş hayatını seviyorum, çalışmayı seviyorum. Tam bir iş koliyim diyebiliriz. Doğru doğru bir tespit benim için söyledikten. Evet. Hoş geldiniz öyleyse. Ee, biraz da firmadan bahsetmenizi rica edeceğiz. Demofire yangın söndürme sistemleri. Ee, firmamız yangın güvenliği ve yangın mühendisliği üzerine çalışıyor. Ee, yapmaya çalıştığımız iş yangını çıkmadan önce anlayıp insanlara yangın çıkmadan önce yardım edebilmek. Yani asıl temel hedefimiz önlemek. Zaten sloganımız da önlemek söndürmekten daha ucuzdur diyoruz biz. Hı hı. Ve istiyoruz ki hiçbir binaya itfaiye gelmesin. İtfaiye gelecek pozisyona gelmeyin istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Evet. Bu çalışmaların tüm detaylarını birazdan sizden alacağız. Çünkü çok güzel bir amaçla yola çıkılmış ve bu amacın peşinde de devam edilmekte. Kaç yıldır peki bu sektörün içerisindesiniz? Ben yangınla ilgili sektörün için 1994 yılından beri aslında yangın sektörünün içerisindeyim ama çok yoğun olarak 2005'ten beri çok çok yoğun olarak yangın güvenlik sektörü üzerinde çalışıyoruz. Evet, ülkemiz için aslında çok önemli bir konu değil mi bu? Evet, gerçekten çok her önemli ne kadar bir konu. öneminden farkındalığımızı oluşturamamış olsak da, evet oldukça uzun bir süre olmuş bu işin içerisinde bulunalı. Peki yangın güvenlik uzmanlığı ne demek? Şimdi e, birçok iş yerinde iş güvenliği uzmanlarımız evet. var. Aha. Ama yangın güvenlik uzmanlığı mecburi mi ve kimler yapabilir ve nedir? Bunu da öğrenmek istiyoruz. öncelikle yangın güvenlik uzmanlığını anlamak için yangını anlamak lazım. Yangından bahsedelim. Yangın ve yanmadan bahsedelim. Yanma hayatın kaynağı. Yani şu anda bizim burada konuşuyor olmamızın sebebi benim vücudumda olan oksijen dolayısıyla oluşan yanmadan çıkan enerji. Yanma dünyadaki tüm enerjinin kaynağı, her şeyin kaynağı. Yangınsa bu yanma olayının kontrol dışına çıkmış hali. Eğer yangını kont yanmayı kontrol edebiliyorsanız sizin hizmetkarınızdır. Ama kontrol dışına çıkarsa, asilik yapmaya başlarsa artık burada sorun başlıyor. Ama bir de insanların yangından ne anladığını düşünelim. Siz yangın deyince aklınıza itfaiye geliyor. Bir başka kişi yangın deyince aklına yangın söndürme cihazı. Yani yangın söndürme tüpü gelir. Hı, hı Firma sahibi için yangın deyince itfaiyenin alınmak istediği, zorladığı tedbirler geliyor. Yatırımcı için yangın deyince ya boşu boşuna harcanan para, verilen para geliyor. Aslında aynı kavramlar, aynı kelimelerle konuşmuyoruz. Bizim içinse yangın kontrol edilebilir bir risk. Yaşamak zorunda olduğumuz. Çünkü biz yanmayı yok edersek hayatı da yok etmiş oluyoruz. Yanmayı yok etmememiz lazım. Yanmayı kontrol altında tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla yangın güvenlik uzmanlığı dediğimiz şey sürekli sürdürülebilir bir biçimde yangın riskini kontrol altında tutmak için yapmamız gerekenleri ele alıyor. Bunlar neler? Neler evet. Önce biz bir binada hiç yangın çıkmasın isteriz yangının çıkmaması için alınması gereken bir sürü tedbir var. Bakımlar, tedbirler bunları alırız. İkinci noktada eğer yangın çıkarsa o binada çok hızlı haber alalım. Otomatikte haber alalım, insanlar vasıtasıyla da haber alalım. Neden? Çünkü biz daha yangını başlangıç aşamasında söndürmeyi, daha yangın olmadan küçücükken kontrol dışına çıkmış olan bu yanmayı kontrol altına almayı istiyoruz. Dolayısıyla otomatik ya da insanlar tarafından söndürmek istiyoruz. Hı hı. Eğer insanlar tarafından söndüreceksek yangını insanları eğitmemiz gerekiyor. Nasıl, niçin bunu yapması gerektiğini anlatacağız. Eğer otomatik yapacaksak evet o zaman otomatik yangın söndürme sistemleri var bir sürü. Bunları da yapamıyorsak diyelim ki yani yangının çıkmasını engelleyemedik. Doğru zamanda haber alamadık. Küçükken de söndüremedik. Yine diyoruz ki biz yangını çıktığı yere hapsedelim, oradan dışarıya çıkamasın. En azından bu oda yansın, bu odanın dışına çıkmasın. Yangını hücreleme yapıp yangını hücre bir binada bir yangın hücrelemesi çalışması yapalım. Bunun bütün bu yaptığımız çalışmaların içerisinde neler var? Risk analizi var. Ben bunu ben size dört kalemle saydım ama bu kadar kolay değil bu iş. Önce yangını bilmek, yangını anlamak lazım. Yangın Hı -hı. davranışlarını bilmek gerekiyor. Buna yangın mühendisi deniyor. Sonra riskleri anlamak lazım. Nerede risk var? Risk analizi. Sonra simülasyonlar yapmak gerekiyor. Hı -hı. Hesaplar, kitaplar yapmak gerekiyor. Mühendislik Hı -hı. hesapları yapmak gerekiyor. Yani alınması gereken korunma ve söndürme önlemleri için. Biz aslında İngilizcesi Fire Prevention and Fire Protection... Türkçesi yangından korunun ve yangın önleme olarak geçiyor. Biri işte pasif önlemler ve aktif önlemler olarak bunları alınmasını sağlarız ve tabii ki en önemli nokta bu yangın güvenlik mühendisliğinde ya da yangın güvenlik uzmanlığında alınan önlemlerin sürdürülebilir ve sürekli olması lazım. Aynı sağlığımıza dikkat ettiğimiz, arabamızın 5 bin, 10 bin, 15 bin bakımlarını yaptırarak dikkat ettiğimiz gibi alacağımız önlemleri de sırf itfaiye için bir kere alıp aman canım itfaiyeden ruhsatı alalım da ne olursa olsun diye değil. Ya da biri bize bunu önerdi yaptık diye değil. Çünkü bizim gözlemlediğimiz yani gezdiğimiz, inspection yaptığımız yerlerde gözlemlediğimiz şey şu oldu. İlk baştan çok güzel güzel sistemler kuruluyor. Gerek algılama sistemleri, gerek otomatik söndürme sistemleri, gerek pasif önlemler. Ama aradan bir sene geçtikten sonra çalışmıyor bunlar. Gidiyoruz çalışmıyor. Niye? E, bakım yaptırılmamış. Yetkili servislere kontrolleri yaptırılmamış. Ya, i̇nsanlar arabalarına verdikleri değerleri binalarına değer vermiyorlar belki de. Ya da biz kaderci miyiz? Belki de her şeyi maşallah'a, nazar boncuğuna veya işte karınca duasına mı bırakıyoruz? Belki de öyle. Öyle bir noktası da var. Dolayısıyla burada sürekli üstüne basa basa söylüyorum sürdürülebilir bir yangın korunma konseptiniz, yangını kontrol alma, altına alma konseptiniz yoksa bir seferlik aldığınız tedbir de bir işe yaramıyor. Dolayısıyla aldığınız önlem evet ilk bir yıl boyunca çalışıyor sonrasında maalesef çöp oluyor. Evet. Peki e, dünya ile ülkemizi bu <laughs> noktada karşılaştırdığımızda hiç sevmiyorum aslında ben bu karşılaştırmayı Hı -hı. ama maalesef ki bir takım verilerde e, Canımızı sıktığı için herhalde karşılaştırmayı Hı -hı. sevmiyorum. Nedir? Türkiye'de yangın güvenliği ne durumda dünyaya göre? Çok kötü durumda. Yani, e, yani gelişmiş ülkeye baskılıyorum tabii. Yani ben burada. Hani bir kere Türkiye'de yangın güvenlik uzmanlığı nasıl olur demiştiniz. Şöyle oluyor uzmanlık. E, yurt dışından uzmanlıklar alınıyor. E, NFPA'den, İngiltere'den, Almanya'dan. Alınıyor. Peki böyle uluslararası mı olmak tabii, zorunda? Tabii. Türkiye'de de birkaç üniversitede böyle programlar var. Belli dönem e, yangın uzmanlığı, yangın güvenlik uzmanlığı için kurslar açılıyor, programlar açılıyor. Buralarda olunabiliyor. Şimdi Türkiye'deki problem şu. Asıl temel problemlerden bir tanesi. Bizde bir üst merci yok. Yani yangınla ilgili bir kurum yok Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti'nin. Yani yangın yönetmeliği var. Hepimizin binaları yangından korunması hakkında yönetmeliği evet. Yönetmeliği Çevre Bakanlığı yazmış ama bir sürü bakanlık dahil bunun içerisinde. Tüm bakanlıklar dahil. Ama bir net olarak kim ne olacağı belli değil. Şunu söylemek istiyorum. İki tane uzman bir konuda farklı görüş sunduğunda bununla ilgili karar verici merci yok. Hani mesela Amerika'da NFPA denilen National Fire Protection Association var, İngiltere'de bir var, e FPA var. Yani bir sürü ülkede böyle bir üst kurum var, kuralları yazan, hı hı. yani üst merci. Bizde böyle bir üst merci yok. İkincisi bizde bir üniversite yok. Yangın mühendisliği ile ilgili bir lisans yok. Öyle bir bölüm yok yani. Öyle bir yani, bölüm yok maalesef. Yok. Türkiye'de yok hiçbir şekilde. Yurt dışında var. Üçüncü çok temel nokta. Bizde mesleki yeterlikler yok. Yani yangın sektörü henüz daha mesleki yeterlik tanımlanmamış bizde. Mesela enteresan gelecek ama itfaiyeciler bile MYK diye bir kurum var biliyorsunuz mesleki hı hı. yeterlik kurumu. İtfaiyecilerin bile daha MYK'da tanımlanması yapılmadı bu sene yapılmak üzere bitmek üzere diyebilirim. Yani böyle bir sektörde... Bunun şaka olmasını ister Kesinlikle yok. Böyle böyle bir tanımlama yok hiçbir biçimde. Yangınla ilgili bizim insanlarımızın algıladığı işler itfaiye zaten. Yani itfaiye yangın olduğunda gelir size arsa teslim eder. Yapabileceği şey bu. Size bir arsa teslim etmektir. Zaten bakın televizyon programlarında itfaiye yangını kontrol altına aldı diyor, değil mi? Evet. Yangını söndürdü demiyor. Bakın bu bilinçli bir seçim. Televizyon programında özellikle bütün haberlerde itfaiye yangını kontrol altına aldı diyorlar. Yangını söndürdü diyebilirler de. Neden? Çünkü yangın sönmez belli bir noktaya geldikten sonra. Benim dediklerimi yapmadığınız sürece yangınla beraber yaşamanızın imkanı, ihtimali yok. Ve bizim ülkemizde bu maalesef ki inanılmaz kötü. Ve sektör içinde olanlar için söylüyorum sektörün itibarı yok. İtibarsız. Yani Türkiye'de maalesef ki itfaiyecinin de itibarı yok. Yani dünyadaki en itibarlı mesleklerden biridir itibar itfaiyecilik. Tabii ki Amerika'da, Avrupa'da çocuklar itfaiyeci olmak isterler yani. İtfaiyeler ya yani özeldir ya ve itfaiye çok değerli bir teşkilattır. Niye biliyor musunuz? Polis ve asker gerektiğinde insan öldürebilir, insana zarar verebiliyor. Ama itfaiye asla insana zarar vermez. İtfaiye demek insana kurtaran ve yardım eden teşkilat demek. O yüzden Avrupa'da, Amerika'da evinize izinsiz girebilecek nadir insanlardandır itfaiyeciler. Polis de giremez, asker de giremez evinize. Ama itfaiyeci girer. Ülkemizde maalesef siyasi meselelerden ve işte benim anlam veremediğim bir sürü sebepten dolayı itfaiyecilik mesleği itibarsız. Bakın İstanbul 15 milyon gözüken nüfusu. Belki 17-18 milyondur. Ben yani 20 olduğuna belki inanıyorum. 20. Yüzlerce ülkeden daha büyük bir şehir burası. Ve dört bin itfaiyeci var. Dört bin kişicik. Dört bin kişicik burası. Ya burada olması gereken itfaiyeci sayısı on bin ya. Hı. Ve bunun 900 tanesi doktor falan hemşire falan böyle itfaiye. Ve yani e, inanın bizim itfaiyecilerimiz de gerçekten çok canhıraş. Çok, çok e, kendilerini bu işe ölümüne yapıyorlar. Ben onu söyleyeyim. Yani gerçekten isterim ki bu ülkede bu anlamda çok ciddi bir biçimde gerek yangın önlemeye verilen görev, gerekse yangınla mücadeleye, itfaiye teşkilatlarına verilen görev. Biz zaten bir de şunu yapıyoruz. Bakın e, Kocaeli Üniversitesi bünyesinde FCA diye bir grup oluşturdu hocalarımız. Biz de bunun içindeyiz. Fire Combustion Engineering diye bir grubumuz var Kocaeli Üniversitesi'nde. Ne yapıyor? yangın ve yanma ile ilgili bilimsel teknik çalışmalar yapıyoruz. Aynı şekilde Sakarya Üniversitesi'nde yine ne hocalarımız bir yanma ve yangın bölümü bir kurum oluşturdular. Yine burada araştırma merkezi, yangın araştırma merkezi. Yine burada beraber çalışıyoruz. Fakat devletin bu işe üst perdeden, üst noktadan bir şekilde el atması lazım. Demesi lazım ki evet bak bu kuralların bu biçimde oluyor. Üniversiteler kendi başında yapabilir, biz iş adamları kendi başımıza bir şeyler yapabiliriz ama bir üst kurulun, bir üst mercin olup her şeyin daha doğru, daha iyi yapılmasını sağlamalıyız. Evet, buna katılıyorum. Sohbetimizin başında da dediğim gibi eğer ki artık iş güvenliği uzmanları e, tüm kurum ve kuruluşlar için mecburi ise e, demek ki yangın güvenlik uzmanlığı konusunda da ee, hemen hemen her yere, insanın olduğu her yere bir mecburiyet getirilmeli, yasalaştırılmalı diye düşünüyorum. Şu an siz bunları anlattığınız andan itibaren bir farkındalık başladı. Öyle değil mi? Tüm izleyicilerimiz de benimle aynı fikri paylaşıyordur. Ki hepimizin hemen hemen e, yangınla ilgili bir travması vardır. Var. Ben çok ciddi bir travma yaşadım. Ee, Kandili kız sesi mezunuyum ve henüz Kandili kız sesine başlamadan öncesinde Oranın o yanışını evimizde çok yakındı. Hmm, evet. Büyük bir e, üzüntüyle ve o çocukluk korkusuyla izlemişimdir. Benim için çok büyük bir travmadır. Ya şimdi Türkiye'de büyük firmalar bir iş yaptırmadan önce bir yangın danışmanı tutuyorlar. Hı hı. Başladı artık böyle bir şey. Hı hı. Yani yapılan büyük binalar, büyük fabrikalar artık insanlar en başında biz yangın danışmanlığı yaptığımız için biliyorum. Eskiye göre çok ciddi bir artış var. Neden? Çünkü önlemek daha ucuz. En başından yapmak daha ucuz. Bizim işimiz mimarla başlıyor. Hı hı. Daha proje ortada yokken tasarım aşamasında çünkü yangına karşı alınması gereken önlemler mimari çözümlerle başlıyor zaten. Şimdi ne tür çalışmalar yapıyorsunuz bu noktada? E, ne tür çözümler sunuyorsunuz? Neler yapıyoruz? Mesela mimari çalışmalarla beraber başlayıp, F Fire Dynamic Simulation dediğimiz yangın dinamiği simülasyonları yapıyoruz. Hı hı. Yine duman kontrolü ile ilgili simülasyonlar yapıyoruz binada, hı hı. binanın projesi üzerinde bilgisayarla simülasyonlar ya da binada tahliye simülasyonları yapıyoruz. Yine binanın yangına karşı dayanım simülasyonları ve hesapları var. Hani nasıl ki depremde bina ne kadar hı hı. dayanabilir? Aynı şekilde bu bina yansa yıkılmadan ne kadar dayanabilirin simülasyonları var. Tabii tüm bunları yaparken bir konsept çerçevesinde yapıyoruz en başından. Bina tasarlanırken de bina ile beraberiz. Bina donatılırken de hani donatım dediğimiz binanın ...işte kapıları, pencereleri yapılırken... ...içindeki tefrişat olurken de beraber... ...niye yangın yüklerini hesaplıyoruz... İşte burada bu olmalı, burada şu olmalı... ...binaya bir yangından korunum sistemi konu da... ...buna bir senaryo da yapıyoruz... İşte burada yangın çıktığında sistem böyle olsun... ...asansör böyle çalışsın... ...fan şöyle olsun, bu böyle olsun diye... ...çünkü şunu bilmemiz gerekiyor... ...bu önlemler eğer bir akılla... ...komple bir biçimde yapılmazsa... ...çok anlamı olmuyor... ...çünkü... Biz hepsini birlikte çalışabilecek bir makinenin birden fazla parçası var ama hepsi birlikte uyumlu çalıştığında bize faydalı oluyor. Ve bizim ülkemizde maalesef ki insanlar yangın deyince sadece ısıdan hı hı. sosis gibi kızarmayı algılıyorlar. Hayır dünyadaki yangınlarda ölümlerin yüzde 64'ü dumandan zehirlenerek Zehirlen. ve boğularak ölüyor. Önce karbon monoksit zehirlenmesinden bayılıyorsunuz, ölüyorsunuz sonra yanıyorsunuz. Ve biz hiçbir sis binamızda neredeyse ne bir duman kontrolü yapıyoruz, ne bir duman simülasyonu yaptırıyoruz. Geçmiş için söylüyorum ama şu anda büyük projelerin tamamında yangın danışmanlığı alınıyor. Ha yeterli mi? Değil. Türkiye'de toplasanız 20, 25 belki 30 tane yangın güvenliği uzmanı vardır veya yangın danışmanı vardır. 70 milyon ülkeden bahsediyorum. 80 milyon. Çok az yani sayı. Ve yetişme derken zor da bir iş bu. Yani yetişmesi hani kolay da bir iş değil. O yüzden aslında şöyle oluyor. Yangın söndürme cihazı satan adama diyor ki ya abi burada bak bakalım ne var burada. Ya şuraya bir tüp koyun buraya bilmem ne koyun olur biter diyor. Böyle yangın danışmanlığı al alınıyor. Genel anlamda söylüyorum. Halbuki bunu Bilimsel olarak, mühendislik olarak yapan Türkiye'de 10 tane firmaya vardır, yoktur. Ben, ben şeyle ilgili biliyorum çünkü bu sektörün içindeyim, sektör olarak. Ve gelişiyor mu daha çok firma? Gelişmiyor. Neden? Çünkü insanlar bir talep etmiyorlar Türkiye'de. Yani biz, ya bize bir şey olmaz, Allah korur gibi bir, mantaliteyle yaklaşıyoruz maalesef yangın işine. Halbuki ben bir kere daha üstüne basa basa söylüyorum. Yangın dediğimiz şey bir risktir. Kontrol edilebilir bir risktir. Uzmanlar tarafından kontrol edildiği sürece yanmayla, yangınla birlikte hayatımıza rahat biçimde devam ederiz. Ama kontrol dışına çıktığımızda gerçekten hepimize zarar verir. Çevremize ve bize her an zarar verebilecek bir şeydir yani. Evet, evet. İşte bu noktada Demo Fire e, kimlerin ne kadar ne şekilde yanında bunu merak ediyoruz. Yani daha çok kurumsal firmalarla çalışıyoruz. E, Marmara bölgesindeydik daha önce ama şimdi artık Ankara'ya da uzandık İç Anadolu'ya da gittik. Artık bir sürü yani isim vermeyeyim tabii şey olarak kurumsal firmalarla çalışıyoruz genelde. Hı hı kurumsal firmalara yangın danışmanlıkları yapıyoruz. Dediğim gibi risk analizleri yapıyoruz. Hı hı. E, yangın mühendisliği yapıyoruz. Bunu yaparken de tek başımıza değiliz tabii. Yani mühendis arkadaşlarımız hı var hı. çalışan. Dediğim gibi Kocaeli Üniversitesi ile ve Sakarya Üniversitesi ile beraber çalışıyoruz. Partner olduğumuz, işbirliği yaptığımız bir sürü firma var. Beraber çalıştığımız. Bu işin paylaşarak bilgilerimizi birbirine aktararak birbirimizi destekleyerek e, daha ileriye gidebileceğini düşünüyoruz. O yüzden e, müşteri kitlemiz genelde kurumsal firmalar, kobiler değil yani maalesef. Maalesef. Maalesef evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür katılımınız ediyorum. için ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için ümit ediyoruz ki az da olsa bir farkındalık oluşmuş. İnşallah ben de öyle düşünüyorum. İnşallah hani bu e, çiçek böcek programları da olsun muhakkak, her türlü program olsun ama gerçekten bizi etkileyecek böyle ciddi yangınla ilgili daha çok programın yapılması, bunun farkındalık yaratacak biçimde insanlara bilinç olarak, yangın bilinci olarak aşılanması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah siz de buna vesile oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun her şey için. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Demofire yangın söndürme sistemlerinden firma sahibi Sayın Fikret Kır'ı ağırladık. O šekan.